Merhabalar. Direksiyon sınavında L'ye dönüş nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi lazım? Hangi hallerde bize kalmamıza neden olur? Kurallarını, yerini ve dışarıdan nasıl göründüğünü birlikte inceleyeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi örnek bir L dönüşü dışarıdan izleyelim. Dilersek eğer. Beyaz ve sarı çizgiler içerisinde kalaraktan en son çizgiye kadar gidilmesi gerekiyor. Evet. Doğru bir L dönüşü izliyor. Baktığımızda her iki çizginin dışına çıkmadan en sona kadar gidildiğini görüyoruz. Yandan baktığımızda arkadaki çizgiyle geçmemesi gerekiyor. Burada dubalar oluyor. O dubayı da geçmemesi gerekiyor. Geçtiği takdirde kalmaya neden oluyor. Bu doğru yapılmış bir L izledik. Dönüş yaparken en önemli şey önce bu alana aracımızı doğru olarak konumlandırmamız gerekiyor. Şu anda alanın biraz ilerisindeyiz. Bu alana doğru bir şekilde nasıl konumlandırabiliriz? Birlikte yapalım. İlk olarak L dönüşte vitesimizi geri vitese atıyoruz. Dörtlümüzü yakıyoruz. Direksiyonumuzu düzlüyoruz ve sağ aynamızdan bakarak beyaz çizgiye olan uzaklığımızı ayarlıyoruz. Aracımızı beyaz çizgiyle arasında kısa bir mesafe, yani 50 metre kadar bir mesafe kalacak kadar ayarlıyoruz. Evet, ayarladıktan sonra direksiyonumuzu sola doğru çevirerek aracımızı düzlüyoruz. Paralel bir hale getiriyoruz. Bakın, aracımızla beyaz çizgi arasındaki mesafe bu olursa çok kolay bir L dönüş yaparız. Mesafemizin aralığı bu olmalı. İşimizin daha kolay olması için. Ve paralel olmalıyız. Yani aradaki uzaklık, şu iki aradaki uzaklıkla üst taraftaki uzaklık eşit olmalı. Yani şu olmamalı. Eğer aracımız bu şekilde V şeklinde olursa gördüğünüz gibi alanın dışına çıkıyoruz. Düz olması gerekiyor ki biz de düz bir şekilde gelebilelim. İlk başta yapmamız gereken şey aracımızı bu şekilde düz hale gelmek. Şu da olmaz bakın. Böyle olursa da olmaz. Böyle olduğu takdirde direksiyonumuzu düz yaparsak biz doğrudan çizginin üzerine gideriz. Ve lastiğimiz çizgiyi geçtiği takdirde kalmış oluyoruz. O yüzden ilk yapmamız gereken şey lastikle çizgi arasında bir mesafenin olması ve paralel olmamız. Eğer üst taraf dar olur, şu taraf dar olursa, bu taraf alt taraf geniş olursa o zaman da giderek çizgiye gitmiş oluruz. Bu paralellik ve uzaklık, lastikle çizgi arasındaki mesafe bizim için ideal. Bunu ayarladıktan sonra yapacağımız en önemli şey, sadece burayı düzlemek yetmiyor. En önemli şey direksiyonumuzu düzlemek. Şu an direksiyonda, yani direksiyonun düzlüğünden kastımız ne? Lastiğimiz öne mi bakıyor? Düz olduğunda öne bakar. Sağa mı bakıyor? Sola mı bakıyor? Bunu bilmiyoruz. Eğer direksiyondan bunu anlayamıyorsanız siz, yapmanız gereken şey direksiyonu tam sağ yapacaksınız. Tam sağ yaptıktan sonra Ford yasını bir kez düz yapıyorsunuz. Sonra bir kez daha düz yaptığınızda artık sizin direkt tekeriniz düz olmuştur. Eğer burası düz, direksiyonunuz da düz ise siz dümdüz geleceksiniz demek. Ve dümdüz gelmeye devam ediyoruz. Debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Burada freni yavaş yavaş bırakarak geliyoruz. Debriyajı kaldırmıyoruz. Burada yapmamız gereken şey yerde beyaz çizginin az ilerisinde tam dönemecin başladığı yerde bir boya var. Bu boyanın olduğu yere kadar dümdüz geliyoruz. Direksiyonumuz da bakın düz. Düzlüğü sağladığımız için rahatlıkla geliyoruz. Tam bu tekerimizin yere bastığı yer, o boyanın hizasına geldiğinde, bakın tam geldi. Burada direksiyonumuzu, Ford'u bir kez yarım yapıyoruz. Bu bizim daha kolay virajı almamızı sağlayacak. Gördüğünüz gibi hiç direksiyonumu daha oynatmadan rahatlıkla burada dönebiliyorum. Hafif bir şekilde beyaza doğru daralma gördüğümden direksiyonumu şöyle yaparaktan çok az
uzaklaşmasını sağlıyorum. Bakın. Evet, giderek uzaklaştık. Mesafeyi koruyoruz. Hiç beyazın soluna geçmedik. Düzlendiği anda burası, frene basıp durduruyorum arabamı. Tekrar direksiyonumu düzleyeceğim. Nasıl düzlüyorduk? Tam sağ yapıyoruz. Sonra bir kez Ford düz. Sonra ikinci kez Ford düz oldu. Ve dümdüz geliyoruz. Artık en son çizgiye kadar rahatlıkla gelebiliriz. Ve en son çizgiyi geçmiyoruz yalnız. 3 çizgi kala duruyoruz. Ve burada başarıyla sonuçlanmış oluyor. En çok dikkat etmemiz gereken şey burada. Direksiyonumuzu düzlemek. Yani aracı ilk konumlandırırken çok doğru konumlandırmamız gerekiyor. Düz bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Çizgiyle lastiğin arasındaki mesafe yaklaşık, yani 40-50 santimlik bir mesafe bizim işimizi görüyor rahatlıkla. Bunu sağlayıp sağ tarafta paralelliği sağladıktan sonra direksiyonu düzlüyoruz. Boyaya kadar dümdüz geliyoruz. Daha sonra yavaş yavaş beyaz sağa doğru gittiği ölçüde biz de direksiyonumuzla sürekli hafif hafif sağ yapacağız. Eğer çok sağ yaparsanız bu sefer araba tam tersine sağa kaçar. Kurtarmak için tekrar sol yapmanız gerekecek. Böylelikle siz alanın içerisinde S çizmiş olursunuz. Hayır, biz onu istemiyoruz. Sağa yaklaşmak için, aynadan baktığınızda beyaz çizgiye yaklaşmak için direksiyonunuzu aynı ileri gider gibi sağa çeviriyorsunuz minik minik. Ve yaklaşmaya çalışıyorsun. Bakın, yaklaşıyor aracım. Uzaklaşmak içinse aynı öne gider gibi direksiyonumuzu sola çevirdiğimizde bakın yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Aynadan gitmek aynı ileri bakarak gitmek gibi. İleri giderken sağa gitmek için direksiyonu sağa çeviriyorsunuz, değil mi? Sola giderken, sola gitmek için de direksiyonu sola çeviriyorsunuz. Aynaya bakarak gitmek aynı öne bakarak gitmek gibi. Dolayısıyla aynada beyaz çizgi bizim sağımızda. O zaman beyaz çizgiye yaklaşmak için sağ tarafa direksiyonu sağa çeviriyoruz. Aynı ileride olduğu gibi. Bunu unutmazsak eğer ayna ile gidişlerde çok rahat bir şekilde kontrolümüzü sağlarız. Doğru bir şekilde gidebiliriz. Başarılar diliyorum. Dönüşlerde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de L dönüşe başlarken vitesin geriye atılmayı unutulması. Genellikle birinci vitesle oraya gelindiği için veya ikinci vitesle oraya gelindiği için ve geri geri giderken, yokuş aşağı gidilirken, eğimli yolda yapıyorsunuz L'yi, debriyaja basıp frenle araç aşağı doğru aktığından dolayı hiç gaz ihtiyacı olmadığından öğrenci geriye almayı unutabiliyor. İkinci viteste kalabiliyor. Bu da sorun olabiliyor. Diğer bir konu ise L dönüşte çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani hızlı bir şekilde gelmenin size çok bir faydası yok. Birincisi, parkurları hızlı yaparsanız sınavınız erken bitiyor. Ve sınav bittiğinde komisyon başkanları size erken bitirdiğiniz 10 dakika diye sınavınızı sonlandırmıyor. 10 dakika erken bitirdiğiniz için 10 dakika fazladan tur atmanız gerekiyor. Ve siz bu turu atarken bu sefer bilmediğiniz eğitim alanı içerisinde ama çalışmadığınız yerlere yönlendirebiliyor. Bu da sizin bir sinyal hatası yapmanıza ya da şerit değiştirirken bir hata yapmanızı neden olabileceğinden dolayı kalmanıza neden olabilir. O yüzden parkurlarda yavaş ama dikkatli bir şekilde yapmak daha mantıklı. Hem süreyi doğru kullanmak için hem de hata riskini azaltmak için ben yavaş yavaş yapmayı öneriyorum. Yavaş yaptığınız takdirde ikinci olarak hata yaptığınızı fark edip düzeltme şansınız var. Ama hızlı gelen arkadaşlarımız hata yaptığını hem geç fark ediyorlar hem de düzeltmeye çalışırken bir bocalama oluyor. Ve bu nedenle L'de çizgi dışına çıkabiliyor. Genellikle çizgi dışına çıkmaların ana sebebi bu. Yavaş gelebilmek içinse nasıl sağlayacağız? Debriyajı sonuna kadar basacağız. Frenle kısık bir şekilde geleceğiz.